Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için iki farklı yöntemden bahsedeceğim. Orkideler çiçek dalı iki farklı şekilde çıkarırlar. Birincisi, bakın, boğum yerlerinden orkideler çiçek dalı çıkarırlar ve bu boğum yerlerinden çıkan çiçek dalı bir ana dal kadar büyük olabilir. Orkidelerin boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarabilmesi için Eski çiçek dalını budamanız gerekiyor. Bakın bu da yine eski çiçek dalının boğum yerlerinden çıkan çiçek dalları. İkincisi olarak orkideler yeni çiçek dalı çıkarırlar. Bakın bunlar yeni çıkan çiçek dalları. Dalların zaten yumuşaklığından da anlayabilirsiniz. Bunlar da vermiş olduğumuz ikinci yöntem sayesinde gerçekleşiyor. Hemen sizlere birinci yöntem ile başlamak istiyorum. Bugün orkidelerimizin çiçek açabilmesi için aloe vera'dan faydalanacağız. Aloe vera yaprakları jel dolu ve bu jel Özellikle orkidelerin çiçek açması için çok faydalı. Aloe vera yaprağını kesiyorum. Aloe vera yaprağını keserken en dipten kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü kesilen yerden tekrar aloe vera yaprağı büyümez. Bakın gördüğünüz üzere yaprağın içi jel dolu. Fakat içerisinde bir sarı su var. Bakın bu sarı suyun gitmesi gerekiyor. Bunun için bu şekilde peçete üzerine koyup bekleyebilirsiniz. Bu sarı jel gittikten sonra biz bakın bu şekilde yaprağını üstten kesiyorum. Özellikle ince bir tabaka şeklinde keseceğim. Ve sizlere bugün aloe veraların boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarabilmesi için nasıl uygulayacağımı göstereceğim. Bakın görüyorsunuz içi jel dolu ve bu jeli kesinlikle orkideler için çok faydalı. Aloe vera jelini kullanmadan önce çiçekleri solan ve dökülen bir orkideye nasıl bir bakım yapılır? Bunu tüm detaylarıyla sizlere göstereceğim. Gördüğünüz üzere çiçekleri artık dökülmüş ve e, uçlarında da belirgin bir tomurcuk yok ve bu orkidelerin bakın çiçek dökülen yerlerinin bom yerleri bu şekilde beyaz yani boş olur ve buralardan tekrar çiçek dalı çıkmaz. Bakın bu da yine üstten sararmaya başlamış bir e, orkide dalı. Bu tarz durumlarda hemen budama yapmanız gerekiyor yoksa bütün dal sararabilir. Evet bakın bir bıçak ile dolu boğum ile boş boğum arasından tek hamlede kestim. Keskin bir bıçak kullanmanız önemli. Yine bakın bunlar boş boğumlar. Sadece dolu boğumları bırakıyoruz. Çünkü her bir boğum bizim için yeni bir çiçek dalı demek. Dolu boğumları kesinlikle boşuna kesmeyin. Yine aynı şekilde kesiyorum. Bakın görüyorsunuz ezmeden kesmeye çalışıyorum ve bu da sararan, üzerinde çiçek olsa bile eğer dal sararmaya başlıyorsa mutlaka bu çiçek dalını budama yapmanız gerekiyor. Ben her zaman bekletmeden budama yapmaya çalışıyorum. Evet yine bu şekilde kesiyorum bakın. Gördüğünüz üzere şu anda yan dalları budadık ve bu yan dallardan da tekrardan yeni çiçek dalı çıkacak. Evet şimdi orkideyi bu şekilde budadıktan sonra Aloe vera jelini birinci yöntem nasıl kullanacağımı göstereceğim. Her bir boğum için yeni çiçek dalının çıkarabilmesi için bu boğumların yumuşak ve nemli olması gerekiyor. Bu yüzden sizlere tavsiyem haftada bir bu şekilde aloe vera jelini bu orkide boğum yerlerine sürebilirsiniz. Bu yöntem orkidenin özellikle boğum yeri içerisindeki filizlerin hızlı bir şekilde büyümesine ve Yeni çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olacak. Bu şekilde sadece boğum yerlerine de sürebilirsiniz. Bu yöntemi haftada bir kere yapmanız yeterli. Haftada bir kere bu şekilde sürebilirsiniz. Bakın, aşağı boğumlara da sürüyorum. Çünkü aşağı boğumlardan da yeni çiçek dalı çıkma ihtimali var. İkinci olarak isterseniz aloe vera yaprağını bakın küçük dilimlere ayırabilirsiniz. Bu yöntemde daha kolay. Sadece bakın bu şekilde kestiğiniz küçük bir aloe vera yaprağını direkt boğumun üzerinde koyuyoruz ve bu boğumun üzerinde bu şekilde bekleyecek ve üzerinde kurumasını bekleyebilirsiniz. Kuruyuncaya kadar aloe vera yaprağı bu şekilde dalın üzerinde kalabilir. Hiçbir sakıncası yok. Kuruduktan sonra zaten kabuk şeklinde olur ve bunu kaldırabilirsiniz. Böylelikle boğum yeri sürekli nemli kalarak buradaki filizlerin hızlı bir şekilde çıkmasını kolaylaştıracak. Özellikle yan dal çiçek dallarında kestiğiniz boğumun altından daha sık çiçek dalı çıkar. Çiçek dalı çoğunlukla üst boğumlardan çıkar. Yani orkide yaprağına doğru aşağı doğru olan boğumlardan çok fazla çiçek dalı çıkmaz. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde yaptığınız zaman ilk 3 boğumda bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ve daha önce uyguladığım bakın ee, orkidemi de hemen size göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bakın kestiğim boğum yerinin hemen altından gördüğünüz üzere yeni bir çiçek dalı çıkarmış. Bakın kestiğim dalın ucu kurumuş ve hemen altındaki boğumdan çiçek dalı çıkarmış. Demek istediğim buydu. Yani ilk boğumdan genelde çiçek dalı çıkar. Bu yöntem gerçekten orkideler için çok faydalı. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Ve sizlere özellikle bakın diğer orkidelerimi de göstermek istiyorum. Bu orkidem de yine bakın daha önce budadığım ve gördüğünüz üzere boğum yerlerinden çiçek dalı çıkaran bir orkidem. Yani bir orkide dalı her bir boğumdan çiçek çıkarabiliyor bu şekilde. Bazen 3-4 tane tek bir dalda çıkarabiliyor. Bu yüzden budamayı doğru yapmanız çok önemli. Bakın burada da yine gördüğünüz üzere tamamıyla boğum yerlerinden çıkan çiçek dalları. Ve şu anda 2 dalı var ama üzerinde 5-6 tane çiçek dalı var. Yani Burada doğru bakım yapmanızın sonucu olarak bakın bu şekilde bol bol çiçek açabiliyor. Bu orkidem de yine daha önce budamış olduğum bir orkidemdi ve artık tomurcukları büyümeye başladı. Bakın kestiğim yerleri görüyorsunuz. Aslında ikinci kesilen çiçek dalından tekrardan çiçek dalı çıkarıyor. Bakın şöyle yakından da gösteriyorum. Böylelikle orkidelerimiz tüm kış boyunca bol bol çiçekli olabiliyor. Yani bir orkidem sadece bir tane çiçek dalı çıkarmaz. Bazen 7-8 tane çiçek dalı çıkarabiliyor bu anlattığım yöntemler ile. Sizler de mutlaka budama işlemine ve aloe vera'ya dikkat edin. Hemen sizler için ikinci yönteme geçmek istiyorum. Eğer orkidenizin hiç çiçek dalı yoksa nasıl çiçek çıkarabilir? Bu yöntemi de göstermek istiyorum. dalı biliyorsunuz ki aloe vera e, jelinin içerisinde özellikle A, C, E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve birçok vitamin var ve bunlar insanlara faydalı olduğu gibi çiçeklere de inanılmaz faydalı. Bu şekilde dilimledim e, aloe veralarımı. Şimdi bir Robotun içerisine koyuyorum, sizler isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Üzerine de bir su bardağı arıtma suyu koydum. Daha kolay çekilebilmesi için su koyuyorum. Kapağını kapatıp iyice püre haline gelinceye kadar çekeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız ve videomu çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Burada dikkat etmeniz gereken aloe verayı mutlaka süzmeniz gerekiyor. Herhangi bir sıvı bitki besinini orkidelerinize kullandığınız zaman Direkt kullanmayın. İçerisindeki püre eğer köklere yapışırsa küflenip orkide köklerinin çürümesine sebep olur. Bu yüzden yaptığınız bütün gübrelerde bu şekilde süzün ve posasını ayırıp sadece suyunu verin orkidelerinize ya da diğer çiçeklerinize. Bakın bu gördüğünüz posa ve bitki köküne yapışmaması gerekiyor. Evet bunun yoğun bir kıvam olduğu için 1 litre su ile bunu açıyoruz. 1 litre suyun içerisine 1 su bardağı aloe vera koydum. Sıvı bitki besinini nasıl verebileceğimizi göstereceğim. Özellikle sıvı bitki besinlerini orkidelere en fazla 5 yemek kaşığı verin. Ben göz kararı koyuyorum, ama sizler ölçü olarak 5 yemek kaşığı kadar vermeniz idealdir. Bu tarz sıvı bitki besinlerini asla çok fazla vermeyin ve bu tarz sıvı bitki besinlerinin en sık aralığı 20 günde bir olmalı. Mutlaka 20 günde bir orkidelerinizin bir gübreye ihtiyacı vardır. Bunu tabi evde kendiniz benim yaptığım gibi sıvı bitki besinleri ile yapıp verebilirsiniz ve sürekli bunu değiştirebilirsiniz. Hiç çiçeği olmayan orkideleri düzenli olarak verdiğiniz zaman bu şekilde yeni çiçek dalları da çıkarır. Gördüğünüz üzere bakın ikişer çiçek dalı çıkardı bu orkidem ve bakın bunu da göstermek istiyorum. Bu da yine sıfırdan çiçek dalı çıkaran bir orkidem. Yine şu anda bakın ikişer tane çiçek dalı çıkardı. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol yeni çiçek dalı çıkaracaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıkla kalın.